yaparız, hastalendiririz. Ekonomi gerçekten olan da güzel, olmayan da benim gibi elinde malı bile sürünüyor. Yapacak bir şey yok. Peki aldığın para yetiyor mu abi? Ay sonunu rahat getirebiliyor mu? Allah bereket versin, Allah yetiyor. Yetiyor. Niye yetmiyor ki? Önceden Sol Parti'nin bir şeyinden ben memnunum. Allah razı olsun. Onun zamanında acı sırtımız yatak yorgan gördüğüydü. İş yoktu. Çalışmıyorduk. Ama şükür. Şimdi çalışıyoruz. En azından insanlarda mutluluk var. Sokaklarda geziyor insanlar. Gel bizim mahalleye gör. Bizim mahallede ekmekten geçinmiyor. Ekmek 15 lira olması lazım. 15 lira. 20 de olabilir diyorsun. Olsun tabii. Niye ki? Sen İnşallah abi. Yediğin kadar alacaksın. Yemediğini niye alıyorsun ki? Sokaklara kalamıyorum diyen vatandaşlar var abi. Çöpten toplayan vatandaşlar var. Ya kurbanım gibi hangi çağda yaşıyoruz, yapmayın. Var ama halk ekmek kuyruklarında bekleyenler var akşama kadar soğuklarda. Kim bekliyor? Allah'ını seversen ben sol hükümetin zamanında sırtımda battaniye çekik ya hastanesine akşamdan gittim. Sabaha kadar yılbaşıydı galiba zannediyorsam. O zamana kadar orada ilaç kuyruğunu beklemiş adamım. Şu an kirada mısın abi, kendi evimi? Hayır, kendi evim, Allah'ıma şükür. Ne zaman aldın abi kendi evini? Kendi evimin kaçta yaptım? 95'te. İşte hangi hükümet vardı? Hangi 95'te iktidar vardı? Sol hükümet vardı. Ama bak solu kötülüyorsun, daire yapmışsın o zaman. Ama hayır, ama ne şu vardı? Genç bir daire yapabilecek mi 5500 liraya? Yerimi ben sattım da yaptım oradaki evi. CHP'nin Allah razı olsun şuralarda bir tikili bir ağacı varsa Bağcılar'da ben görmedim şahsen. Varsa ya Atatürk bu kadar gibi fabrika yaptı abi. Hangi? Nerede bu? Atatürk mü? Ya CHP'nin Atatürk'ü sen karıştırma, kurban olayım ya. Neden Atatürk abi, Atatürk Partisi diyoruz? Hayır. Neresi Atatürk Partisi? Kurban ne diyorlar Atatürk Partisi diyor. Ya. Bir git Allah'ını seversen ya, yapma gözünü seveyim. Ülkeyi kurtardılar diyor, en azından o yeter diyor. Hangi ülkeyi kurtarmışlar? Onlar kurtardı abi. Onlar kendilerini kurtaramıyla. Bırak Allah'ını seversen şimdi ülkeyi boş. 95'te daire almışım. Aldım Allah'ıma şükürler olsun. Çalıştım bak, arın teriyle çalışıyorum. Şu anki gençler alabilecek mi daire? Ya alır, çalışsa alır, niye çalışmaz? Şimdi bir üniversiteyi bitiren adam nereden baksan hangi iş yerine girerse 8-10 milyar maaş vardı. Önceden nerede? 5 bin lira da kira verse, 4 bin lira da kira verse. Kira verse çalışsın. Çalışsın. Abi de iki tane daire var, vallahi billahi binlerin altında. Nerede öyle her yerde, her yer İstanbul mu zannediyorsunuz yani? Evet. İstanbul'dan geliyorsa yok değil, 1 lira mı abi? Veremez öyle. Git mahalle işlerine böyle çevrelere bak bakalım. Nerede? Bana versene bir tanesini abi, ben tutayım. Verem. Öyle bir yok. Git Azeri birisi, birisi de Konyalı. Vallahi billahi 100 liranın altında evler ya. 1000 liranın altında diyorsun. 1000 liranın altında tabi ya. İyi kirala ucuz zaman. Orada sıkıntı yok diyorsun. Yok kirala ucuz. Her yer 4 milyon olsa bu millet de denge veriyor. Beşiktaş'ta da 150 milyon kiralar. 150 milyar. Olabilir. Ben orayı tartışmıyorum. Herkes Bursa'ya mı gelsin abi? Ya her yer bir değil. Yemin ediyorum günahım bu balı boynuma olsun abi, bu arkadaştan böyle 1 milyon para almıyorum da hiç kiracıdan. Oo maşallah abi. Ya almıyorum arkadaş. Vallahi ikisini de ben tutayım abi, kalsın bu da arada geldiğimde kalırım. Kalsın. Her yer bu apartman değil, böyle değil. Şanslı ev, 4 katlı bina. Ne zaman aldın daireli, ne zaman yaptın? 50 senedir beri, 40 senedir beri yapıyorum bu oyunu. Bu hükümet döneminde gençler daire yapabilecek mi abi peki? İşini bilen yapar. Ben nasıl çalışıyordum biliyor musun? Akşama kadar inşaatta duruyordum. Akşamdan da acaba bir yerden bir kamyon boşalacak, bir yerde kırılacak taş var mı diye bakıyordum. Ya şimdi gençler çalışmıyor mu abi? Çalışmıyor, hayatta çalışmıyor. Onlara, gençlere şimdi güzel 20 milyonluk telefon olacak. Kolay iş olacak. Ha, 50 milyon. Yani gençleri de gençlerin başına da şey oldunuz canım. Böyle koltuğa atacaklar. Sattamın kılıcı oldunuz. Gel telefon gidin. Ya şu gençler bir telefon da mı taşımasın ya? Herkesin telefon var. Nerede herkesin seni bilmiyorum var dedin ya? Ben her de Bursalıyım. Öz ve öz Osmanlı torunuyum. Allah'ın bu ülkenin çocuğum. Nerede? Hangi boyutta? Hangi boyutta? Hangi boyutta diyorum? Sen ne konuşuyorsun ben? Maalesef. Memleket bitmiş. Memleket. Ne konuşuyorsun be maymun? Hadi. Ötme oradan. Köpek. Köpek! Memleket bitmiş adeta tanı diyorsun be! Utanmaz! Tamam abi teşekkür ederim. Çoban! Atatürk'e hakaret edin. Evet aynen! Aynen adamsınız siz! Bak! Yok değil mi? Yok! Hakaret eden adamsınız! Ha öyle öyle yapma yok! Dayı senin verdiğin oylar yüzünden benim 8 bin lira borcum var. Senin yüzünden ben üniversite okuyamadım. Senin yüzünden benim kitap alamıyorum senin yüzünden. Sen oy vermeye devam ettikçe bu gençleri öldüreceksin. Sizi
binle kaldırdılar. Hocayla kandırdılar. Gitmeyeceğiz ama sizleri de yok edeceğiz. Cehaleti sizi yok ederek önleyeceğiz. Cehaleti bırakacaksınız. Aynı kanalları izlemeye bırak. Gözünü aç, gözünü aç dayı. Bu kadar milletin mobilini ben alıyorum. Şu elbiseni 5 sene giymeyi bırak artık. Genişlet kendini, fikrini aç, düşünceni aç. Biz çalışıyoruz bak, çalışıyoruz biz, okuyoruz da biz. O cehaleti biz öldüreceğiz. Oğlum ne sıcak var ya. Tut şunu. Şunu da tut. İnanılmaz sıcak var. Değil mi? Evet abi, çok sıcak var ya. Biz de bugün Bursa'ya geldik, İstanbul'dan geldik. Bu lise 1 Türk Dili Edebiyatı kitabı. Ne kadar? Tahmin edebilir misiniz? Ne kadar? 294 lira. Bu lise 1 fizik fasikül. Ne kadar? Bir tahmin yapın. Siz sokak arkadaşı iyi kötü bir fikriniz vardır. Orada 200 vardır abi. 187 lira. Şu iki kitap 450 lira. Bu ülkede asgari ücret 5500 lira. Emekli maaşı 3500 lira. Vallahi millet gül gibi geçiniyor. Bakın ben yüksek mühendisim. Üst düzey bürokrat olarak görev yaptım. 40 sene çalıştım. Şu meşhur 3600 gösterge var ya. Akademik eğitimim sonucu elde etmiş olduğum 3600'de birinci derece dördüncü kademesinden emekliyim. Tamam mı? Ben belediyenin bedava kartını kullanıyorsam şehir iç ulaşımda artık diyecek bir şey yok. Peki gençlerimiz nasıl okuyacak abi bu pahalı? Gençler okumayacak abi. Kitaplarını bak pahalı. Bu sene üniversite imtihanında kazanan 105.750 tane öğrenci basın haberi üniversiteye kayıt yaptırmamış. Ben torunumu götürdüm, üniversiteye kaydettirdim. 4.250 liraya pazarlıkla bir erkek öğrenci bir kaç metrekare? 2'ye 3, 6-7 metrekare bir oda bulabildim. 4.250 lira. Her şey güllük gülistanlık. Bunlar bizim geleceklerimiz de mi abi? Yok, bunlar bizim geleceğimiz değil. Bunlar bizim enkazımız. Geleceğimiz değil, bunlar bizim enkazımız. Bizden önceki neslin geleceği bizdik. Biz gelecek bıraktılar ama biz çocuklarımızı enkaz bırakıyoruz. Bakın enkaz bırakıyoruz, enkaz. Ne diyeyim ben ya? Ben 1994 krizini yaşadım. Tansiyon'da krizini yaşadım. 1.400.000 lira maaş alıyordum. 400.000 lira kooperatif taksit ödüyordum. Ve her hafta sonra ayıp söylemesi pikniğe gidiyordum. Benim babam ilkokulu dışarıdan bitirdi. 1978'de devletten emekli oldu. 242.000 lira tazminat aldığında Keçiören'den 3 tane sobalı daire, 78 model 3 tane 0-131 alabiliyordu. 1500 lira maaş bağlanmıştı, 9 tane çeyrek alıyordu. Ben 2018'de yüksek mühendis olarak emekli oldum. Almış olduğum ikramiyle bir ev alamadım. Bağlanan emekli maaşı da 4,5 tane çeyrekti. Hani eski Türkiye var ya, çok kötü Türkiye. O çok kötü Türkiye'de benim babam İlkokul mezunu emekli ikramiyesiyle 3 tane daire alabiliyordu. 3 tane de 0 otomobil alabiliyordu. Bu hikaye değil. Bakarsanız 1977'deki rakamlara görürsünüz. Ben 2018'de emekli oldum. Keşke 2016'da emekli olsaydım. Çünkü 2016'daki emekli ikramiyemde ev alabilirdim. Benden bir sene sonra emekli olan arkadaşım yine yüksek mühendis. 239.000 lira emekli ikramiyesi aldı. Gece konunun odasını alamıyor ya. Ne anlatıyoruz ya? Ne anlatıyoruz? Alım gücü bitti mi abi komple? Alım gücü yok ki bitsin. Alım gücü yok ki bitsin. Ya bakın, böreklik lor. Geçen sene 16 lira, bu sene 42 lira. Artık millet beyaz peynir alamıyor, lor alıyor, lor. Ben size tavsiye ederim, buradaysanız, Reyhan Pazarı var burada. Herhalde çarşamba günleri sebze pazarı kuruluyor. Akşam saat 8'den sonra gidin Reyhan Pazarı'na. Bakın bakalım millet ne topluyor. Hani her şey Nebati'ye göre her şey güllük gülistanlık ya. Bakın ben şunu merak ediyorum. Sayın Nebati'den şunu rica ediyorum. 3500 lira emekli ikramiyesi alan bir arkadaşı getirsin Maliye Bakanı yapsınlar. 3500 lirayla bu ülkede nasıl geçindir o adam anlatsın. Ben maaşımın 1/4'üne razıyım. 1/4'üne razıyım. Ya etin kilosu 200 lira arkadaş ya. Millet eti unuttu ya. Tavuk eti. Millet ne halde? Gidin kasaplara bakın ne satıyorlar biliyor musun? Etli kemik satıyorlar. Bak kemikli et değil. Etli kemik satıyorlar. Tavuk kemiği de tavuk derisi satıyorlar. Ne diyeyim başka? Peki ha? Nasıl düzeliriz abi? Çare nedir? Nasıl düzeliriz? Nasıl düzeliriz? Sana onu söyleyeyim mi abi?
Devlette hiçbir zaman suç yok. Kötü devlet var, bir de cahil insan var. Biz cahil insanız. Devletin her koyunlaştırmasına razı geliyoruz. Aynen. Biz cahil değiliz. Biz cahil değiliz. Cahiliz biz abi, de. Cahil olsun. Biz var ya, biz oy vermezdik biz, onlara. Yatırım abi. Derken bizim aklımıza şimdi burada bir şurada Millet Partisi yapılıyor. Ben mesela Mustafa Dündar'a merak ediyorum. Acaba bura Millet Partisi yapıldığında kaç kişiye istihdam sağlayacak? Çok merak ediyorum. Çok hakikaten yani Bursa'lı da merak ediyorum. Burada kaç kişiye istihdam sağlayacak Millet Partisi? Eski stadyum yıkıldı, Millet Partisi yapıldı. Gidin bakın kaç kişiye istihdam sağlamış, kaça mal olmuş? Gitsin baksınlar ya, desinler ki şu Millet Partisi 100 kişiye istihdam sağladı ya. Arkadaş, bu ülkenin neye ihtiyacı var biliyor musun? Üretime ihtiyacı var. Bu ülkenin çiftçisini toprağa bağlamasına ihtiyaç var. Çiftçi topraktan kurulur. Ben ziraat yüksek mühendisiyim. Peki çiftçi kalkınırsa vatandaş çiftçi, kalkınır mı? Çiftçiyi toprağa bağlarsanız kalkınma oradan başlar. Siz çiftçiyi toprağa bağlarsanız, vatandaş toprağa bağlanırsa, üretim yaparsa biz yavaş yavaş ya hayvancılık yapıyoruz yem dışarıdan. Tavukçuluk yapıyoruz, mısır dışarıdan. Ayçiçek yağı dışarıdan, ham yağı dışarıdan. Bu ülke o kötü eski Türkiye'de, o kötü Türkiye'de yılda 20 milyon ton buğday üretiyordu. O zamanki başbakan rahmetli Süleyman Demirel ona sarı altın diyordu. Çiftçi bir kilo buğdayla bir litre mazot alıyordu. Ben bunları yaşadım ya. Hem de fiilen vatandaşla çalışarak yaşadım. Öyle hikaye anlatmıyorum yani. 2018'de 50 kilogramlık üre gübresi, %46 azot bulunduran üre gübresinin tonu 940 lira. Şu anda 15 bin lira. 18.46 fosfor ve azot bulunduran DAP gübresinin 2018'deki tonu 1140 lira. Şu anda 17 bin lira. Çiftçi nasıl alıp atacak? Her şey güllük gülistanlık. Güllük gülistanlık. Vallahi bakın. Millet şöyle bakın emeklilere. Ellerinde bir tane simit, bir tane de su. Kahvede oturup çay içemiyor ha. Bir su, bir simitle vaktini geçiriyor. Üniversite öğrencileri öğün atlatıyor, öğün. Torunum geldi diyor ki dede bir tane tava lazım, bir tane de kapaklı tencere lazım. Oğlum ne yapacaksın? Dede bir akşam yağda yumurta yaparım, bir akşam da makarna, bir akşam da makarna yaparım dedi. Ne bekliyorsunuz ya, ne bekliyorsunuz? Siz sokak röportajı siz bunları görüyorsunuz yani, ne anlatayım ben? Neden abi bu cennet vatan bu halde peki ya? Nasıl düzelecek? Ne yapacağız? Şimdi ben Sarıkamışlıyım. Tamam mı? Bizde bir söz var. Kurbağa demiş ki, çok öteceğim de ağzıma su doluyor. Ülkenin ayağa kalkması çok rahat da. Çok rahat da. Ama önce demokrasi ve hukuk. Ve rahmetli Süleyman Demirel'in ifadesiyle herkes ağzından konuşacak, karnından konuşmayacak. Ağzından konuşan adamdan zarar gelmez. Karnından konuşan adamdan zarar gelir. Konuşacağız. Hesap soracağız. Parlamenter değer geldiğinde diyeceğiz ki arkadaş niye geldin? Bize ne yaptın? Ne istiyorsun? Ne vereceksin yani? Ne vereceksin? Bir milletvekilliğinin seçimde maliyeti ne kadar? Sen bu kadar maaş aramıyorsun. Bu kadar parayı niye harcıyorsun? Siz İstanbul'dan geldiniz. Ben size sorayım. Şimdi Ekrem İmamoğlu belediye başkanı. Ondan önce de rahmetli Kadir Topbaş. Gidin Kadir Bey'in adamlarına sorun, Ekrem Bey'in adamlarına sorun. O seçimler onlara kaça mal olmuş? Kaç liraya mal olmuş? Ve ondan sonra da 5 yıllık maaşlarını hesap edin. Ya 5 yılda sen bu kadar parayı kazanamayacaksan 3 ayda o parayı niye harcıyorsun ya? Hani adamın birisi affedersin it kırkarmış, 40 para kazanırmış, 10 kuruşa da sabun alıp yıkanırmış. Hanımı demiş ki bey bu nasıl iş demiş, 40 paraya it kırkıyorsun, 10 kuruşa sabun alıp yıkanıyorsun. Garı demiş, sana hanım bana bey diyorlar, yetmez mi demiş. Anlatabildim mi? Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Abi soralım mı? Valla ben çok verdim röportaj. Yani... Nasıl abi, ekonomik gidişat nasıl? Valla ekonomi iyi değil kardeşim, ya ekonomi iyi değil. Ben Allah oldum olalım AK Parti'ye oy vermiş değilim. Vermiş de değilim. Mesela bundan önce İzmir'deydim ben. Korona girmeden 2019 İmamoğlu kazandığında veya gidiyorum CHP'ye bok atıyor ama gitsin de görsün, ben Bolu'ya da gittim. İzmir'deki yerleri de gördüm. Sel götürüyor diyor. Gitsin de görsün, ben orada şoförlük yaptım. 2 yıl. Bolu Zonguldak'a gittim. Adamlar yerde bir tane çöp bulamazsın ya. Kadınlar çalışıyor. Mesela atıyorum Tanju Özcan'a leke atıyor. Git de gör.
Git de gör yani adam çalışıyor. Peki abi muhalefet iktidara gelirse ekonomi sorununu çözer mi? Vallahi ben çözeceğine inanmıyorum. Hani artık görüyorsun yani bir emeklinin TÜİK de rakamları oynatıyor. Biz emekliyiz. Yazık günah değil mi bu emeklilere? Bu gençlere de yazık. Gençler nasıl evlenecek? Altın olmuş, dolar olmuş kaç. Dolar madem yükseldiğinde ne baştan konuşmadın da düşünmedin? 20 liraya çıktığında tavan yaptığında. Tabii kendilerinin gemileri var. Dolar üzerinde çalışıyor. Girdi çıktı var. Sen dışarıdan Merkez Bankası'ndan faizi düşüreceğim diyorsun. Nasıl düşüreceksin? Nasıl düşüreceksin? Arka kapıdan üreyi çıkarırsan veya 128 milyon kaçırırsan halkın parasını nasıl geçince? Bugün 10 bin lira maaş alsan da emekli maaşı alıyorum. Bir tane para kalmıyor. Hadi buyur. Bankalara borçlandırdı emeklileri. Emeklilerin çoğu şu an var ya kartlara çalışıyor. Pazar olmuş bir atıyorum yüzüm 10 lira. Atıyorum biber olmuş. Tüccar kazanıyor. Tüccar mesela ekiyor çiftçi. Git bak bakayım biber. Kaç paradan alıyor halde? Yenişehir'e git mesela. Alıyor biber 15 liradan. Gidiyor ihracat yapıyor. Avrupa'ya kazanıyorlar. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Yani gidişat iyi değil. Peki yani, kimi vereceğiz ekonomi, abi? Ekonomi zaten şu an milletin küçüğü. Hepsi borçlu. Geziyor ama millet var ya geziyor ama bazısı iyi de. Bazısının durumu varsa işte ağalar babalar zenginse onlar tuzu kuru gidiyor. Teşekkür ederim abi, çok sen bu garibandan ne yapacak? Öğrenciler. Öğrenciler okulda kuru simite zor yiyor. Simit olmuş kaç para? Çay olmuş kaç para? Bunu peki söyle. Nasıl düzeliriz abi? Çare nedir? Çare. Abi bunlar gibi çalmazlarsa şey bu beşli çete gidecek. Çalmazlarsa muhalefet ben bundaydım, düzelir. Neydim? Ama onlar da çalarsa düzelmez. Bu kadar basit. Çıktım. Çıkmayacağım abi. Vermeyeceğim ya. Oy da vermeyeceğim. Vermeyeceğim ya. Ellerim kırılsın. Verenlerin de kırılmış. Benim de kırılsın verdiysemle. Pişman oldu mu abi? Ya pişmanım. Neye pişman olmayayım ki? Peki hangi politikalar çok yanlış gitti abi? Ekonomi mi? Verdim belediye seçiminde. Mesela milletvekiline MHP'ye verdim vekil seçiminde. Verdiğime pişmanım ya. Vallahi pişmanım. Ya al işte görüyorsun ki. Ne? İyi Parti'ye geçtim. Ben bundan sonra da İyi Partiliyim. Meral Akşener zamanında buna çok yardım etti. Şu an bir şey söyleyemiyor. Neye söyleyemiyor? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun zamanında benim TSK'ya para alır mı dendi. Battaydı, batardı TSK. Şu anki işçiliğin primlerini düşürüyor. Emekli olacağı zaman 5 bin lira maaş verecek sana. Ya onun için uğraşıyorlar. Yani gidişat iyi değil. Benzin kaç para olmuş? Gidiyorsun, arabaya biniyorsun. Karadeniz'de gaz bulduk, seviniyoruz değil mi? İnanıyorum. Zannetme ki ucuza yakacağız. Bence kocamanın birini oraya ihaleyle satacak. O da yön çekmiyor millet işte. Olacağı bu. Vatandaşa faydası olmayacak mı abi? Yok abi, olmaz. 9 kere gaz bulduk abi. Bulsak ne olur abi? Çeteyi ne yapacağız? 5 çeteyi onlara pazarlayacak. Onlar da milleti yön çek. Aynen bu kadar basit.